Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Windows 11'de gerekli olan TPM 2.0 ayarının nasıl yapıldığını size göstereceğim. Şimdi bu olay anakart üzerinden yapılması gerekiyor arkadaşlar. Yani anakartınız inşallah destekliyordur. Yani yeni son çıkan anakartlarda zaten güncelleme ile beraber bu açılmış oluyor. Ama benim bilgisayarım toplama Asus anakart kullanıyorum. 4 yıl önce toplamıştım. Benim bilgisayarımda Windows 11'i desteklemiyor. Onu açıkça söyleyeyim sizlere. E, kullandığım AMD Ryzen 5600 8 e, e, işlemcisi. E, bunu şimdi bilgisayar kapatmam lazım. Çünkü bunu açabilmek için. Çünkü BIOS'a girmemiz gerekiyor dostlar. Bu videoya da telefondan çıkıyorum. E, telefon ekran bilgisayarı yansıtınca arkadaşlar Evet kapattım. Evet bilgisayarı tekrar açıyorum. Ve BIOS'a giriş tuşunu altta yazar. Evet. Evet bilgisayarımız açılıyor ve açılış ekranında BIOS'a hangi tuşa gireceğinizi yazacak arkadaşlar. Benimki F2. Evet F2'ye basıyorum. BIOS F2 gidiyor. Della'da F2 oluyor genelde bilgisayarlarda. Ya da F8. Evet. Buradan arkadaşlar geldiğimiz gibi burada mouse'la e, mouse yönlendirme yapayım. Advantage moduna giriyoruz. Buradan da yine Advantage moduna giriyoruz. Üst başlıklardan dostlar. Burada CPU diyor. Buna tıklıyorum. Evet. Burada dostlar Arkadaşlar BIOS'a girince Advanced bölümüne geliyoruz. Burada AMD ftm ftm diyor. Buna tıklıyoruz ve burada arkadaşlar şurada the yazan yeri pardon, alttakini enable olması gerekiyor. Şunun da arkadaşlar enable yapıyorum. ftm 2.0'ı etkinleştiriyoruz. Bu çıkan ekrana OK diyoruz. OK dedim. Ardından dostlar Bakın tekrar yapıyorum. Ee, şu normalde BIOS'unuz açılınca buradan Advantage moduna geliyorsunuz. Bakın şurası BIOS'umuzun ana sayfası. Şuradan Advantage moduna geliyoruz. Advantage'den sonra şöyle en başa alayım. Şu ekran karşımıza geliyor. Buradan da en üstteki başlığa AMD FTM diyor. E, Configuration. Buna tıklıyorum. Buradan da şu ekran karşımıza geliyor dostlar. Bu ekranda da sablet ise devre dışı oluyor bunlar. Bilginiz olsun. Ben burada şunu açıyorsunuz. Yani şunu enable yapıyorsunuz. OK diyorum ben. Ve ardından arkadaşlar exit bölümüne geliyoruz. Exit bölümünden F10 F10'a tıklıyoruz ya da sav sav diyoruz. Kaydedildi. Evet diyorum. Şimdi ayarı yapıp yapmadığımızı tekrar sizlere göstermek olacağım. Bilgisayarım açılsın şifremi gireyim. Bakalım kabul edecek mi yaptığımız ayarı. Evet bilgisayarımız açıldı. Şuradan PC sistem durumu denetimini açıyorum. Sen de şuradan bir çık ya. Sen de tamam. Evet. Şimdi denetle de diyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tüm sonuçları göster. Az önce TPM yazıyordu. Şimdi, şimdi artık o yazmıyor. Gördüğünüz gibi şurada önceden TPM yazıyordu. Artık onu yazmıyor. Yani o da tamam. Bir işlemcimiz kalıyor. Ona da bakacağız. Yani burada biz ben sizlere TPM nasıl açılır, etkinleştirilir. Bunu sizlere göstermeye çalıştım. Videomuz bu kadardı. kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Bunlar arkadaşlar bu sadece yani nasıl nereden açıldığı Asus anakartta. Yani bazı modeller değişebilir olabilir. Benimki Asus e, anakart. Onu söyleyeyim sizlere. Dört e, 4 yıl önce aldığım bir anakart.